dün yayınlanan haber programı yüksek tansiyonun konuğu Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç'te bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak gündem tabii ki koronavirüs tedbirleriydi ve Başkan Genç ilçede alınan önlemlerle yapılan çalışmaları aktardı. Yüksek Tansiyonun bu akşamki konu Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu'nun hazırlayıp sunduğu Yüksek Tansiyon programının konuğu Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç oldu. büyük bir sıkıntı çekiyor dolayısıyla programın ana gündemi ise koronavirüs oldu. Başkan Genç ilk olarak ilçede alınan tedbirleri değerlendirdi. yapıyorsunuz ...ve bunu da gösteriyorsunuz. Döşem altında virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü Mart ayından itibaren çalışmalar başladı. Mart ayının ikinci haftasıyla birlikte yani ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte hızlı bir şekilde kriz masamızı belediyede oluşturduk. Aynı zamanda kaymakamlıkla birlikte vefa grubunu oluşturduk. Belediye olarak... Her türlü oradaki vefa grubunun araçlarından tutun da lojistiğine kadar, personeline kadar her türlü desteğimizi de veriyoruz ve kaymakamlığımızla, emniyetle birlikte döşem altında maksimum mücadelemizi vermeye gayret gösteriyoruz. Oluşturulan kriz masası vefa grubu ve emniyet ve jandarmayla maksimum bir çabayla çalışıldığını belirten Başkan Genç yapılan çalışmaları da anlattı. İlçede ilk olarak dezenfektan alımı yapıldı. Önce belediyeden ve kendi hizmet binalarımızdan evet. başlayarak komple dezenfektasyonunu yaptık. Bu arada görüntüleri yani de. Yani hizmet var. binalarımızın tabi. Ee, o dönem kreşimizin, kültür merkezimizin, spor kulübümüzün hemen hızlı bir şekilde dezenfektelerini yaptık. Ee, daha sonra e, kent meydanı, e, otobüs durakları ve kaldırımlara kadar işlek olan e, şehir merkezimizin dezenfekte çalışmalarına hız verdik. Yapılan çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Bakanlıktan gelen genelgeyle belediyede görev yapan kronik rahatsızlıkları bulunan ve 65 yaş üzeri kişiler süresiz izni çıkarıldı. Ardından desenfekte işlemleri daha kapsamlı yapılmaya devam etti. Tüm enerjinizi bu çalışmaya verdiniz, tabii, tabii. değil mi? Kesinlikle. Yani bütün çalışmalarımızı durdurduk ve tamamen bu virüsün bölgemize yansımaması için. Hızlı bir e, evet. çalışmaya yöneldik. Aralıklarla dezenfekte çalışması devam eden ilçede özellikle kapalı pazar yerleri dezenfekte edilerek giriş çıkışlar kontrol altına alınıp sosyal mesafe kuralı uygulandı. Hijyen konusunda da her eve ücretsiz dezenfekte ve maske dağıtımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İlçede yapılan en önemli işlerden biri de sosyal yardımlar oldu. İki günlük sokağa çıkma yasağında belediye hızlı harekete geçti ve ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdı. Bize ulaşan, iletişim hattıyla bize ulaşan aşağı yukarı 5000'e yakın e, ücretsiz ekmek dağıtımı yaptık. 1000'e yakın haneye ulaştık. En azından e, bir aylık süreç içerisinde e, dışarıya ihtiyaç duymadan e, her türlü kuru bakliyatından tutun. Çok Evde e, gıda anlamında paketlerinizi, kolilerini oluşturduk. Bu Ramazan ayı sürecinde de maksimum onu devam ettireceğim. Başkan Genç yapılan çalışmaların bir bölümünü de bu şekilde anlattı. Ama dikkat etmek lazım Kes bu işin şakası yok, Kesinlikle ölümün yani, şakası yok. Kesinlikle mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmamakta fayda var. Kendi yaşam alanlarımızı korumak, çocuklarımızı korumak, yaşlılarımızı korumak bizlere düşüyor. Kesinlikle.